Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda CSGO'da nasıl güncel yöntemler ile FPS'inizi arttırabileceğinizi göstereceğim. Gösterdiğim yöntemler tamamen günceldir. Her yöntemi detayına kadar anlatacağım sizlere. Hızlı hızlı anlatacağım tabii ki. Hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Hala değilsen kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı unutma. Şimdi videomuza geçelim. İşlemlerimize başlamadan ilk yapmamız gereken şey Windows tuşumuza basacağız. Arama kısmına buraya geri yükleme yazalım. Geri yükleme dosyası oluştur butonuna tıklayalım. Buradan sayfasını açalım. Buradan işlemlerimize başlamadan önce geri yükleme dosyası oluşturuyoruz. C diskini seçtik. Yapılandır diyoruz. Buradan %5 deyip sistem korumasını açıyoruz. Buradan uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Oluştur diyoruz. Buradan geri yükleme noktasının adını giriyoruz. Mesela CSGO Backup yazıyoruz. CSGO geri dönüş dosyası demek. Şu an geri yükleme dosyamız oluşturuluyor. Bu dosya sayesinde önceki yani şimdiki ayarlarımıza dönebileceğiz. Yaptığımız ayarlarda eğer bir sorun olursa bu ayarlara geri dönebileceğiz. Gördüğünüz gibi geri yükleme dosyası oluştu diyor. Burada sistem geri yüklemeye basarsak sistemimizi son geri yükleme dosyası oluşturduğumuz zamana döndürecektir. Şimdi işlemlerimize başlayabiliriz. İlk önce yapmamız gereken Steam'in kütüphane kısmından şöyle Steam'in kütüphane kısmına geldik. Buradan CSGO'yu buluyoruz. Sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Genel bölümünden başlatma seçeneklerini ayarlayacağız. İlk önce Novit yazıyoruz. Novit CSGO'nun açılış ekranını geçirmemizi sağlıyor hızlı bir şekilde. Refresh 165 yazıyorum ben. Siz bunu monitörünüzün hertz değerine göre yazabilirsiniz. Refresh 165 demek 165 Hz'e göre oyunu ayarla demek. Şöyle Nojo yazıyoruz. Oyun kumandasını devre dışı bırakıyoruz. Artı R. Bu arada şuraya not ettim kodları. Onun için biraz şuradan bakmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Dynamic 0 yazıyoruz. Dinamik ışıklandırmayı devre dışı bırakıyor bu. Şöyle yapalım. Daha sonra Threads 4 yapıyoruz. Threads 4 yapmamızın sebebi işlemcimizin 4 çekirdekli olması. Siz şuradan görev çubuğuna sağ tıklayın. Görev yönetimini açın. Buradan performans bölümüne gelin. CPU'ya tıklayın. Burada gördüğünüz gibi benim çekirdeklerim 4 yazıyor. Siz burada kaç tane varsa Threads'e o kadar yazın. Daha sonra eksi full screen yazıyoruz. Bu ayarlarımız, bu yazdığımız kodlar oyunumuzun FPS'ini arttırmasını sağlayacak. Dediğim gibi refresh. Monitörünüzün hertz değerine göre ayarlayın bunu. Daha sonra artı FPS max 0 yazıyoruz. Daha sonra CL show FPS 1. Bu da FPS göstergesini açıyor. Eksi high yazarsak işlemcimizi yüksek öncelikli çalıştırıyor CSGO için. Bu yaptığımız kodlar şimdi FPS artışımızı sağlayacak. Şimdiki yazacağımız kodlar ise ping değerimizi düşürecek kodlar. Şöyle ben hemen kopyala yapıştır yapıyorum bu kodları. Şöyle hemen yapıştırıyorum. Bunları size açıklama kısmından vereceğim. Gördüğünüz gibi kodlarımızın hepsini yazdık. Bu otomatikman kayıt oluyor. Kaydetmenize gerek yok yani. Daha sonra oyunu açabilirsiniz. Şimdi yapacağımız yöntem şöyle Windows'un simgesine sağ tıklıyoruz. Ayarlara giriyoruz buradan veya Windows'un arama kısmından da ayarlara girebilirsiniz. Buradan güncelleştirme ve güvenliğe giriyoruz. Windows Update kısmından son güncelleştirmelerimizi buradan güncelleştirmelerimizi denetliyoruz. Güncelleştirmelerimizi yüklüyoruz. FPS artışımızda en önemli etken güncelleştirmeleri güncellemektir, yüklemektir. Burayı kapatmadan önce şu arama kısmına arka plan uygulamaları yazdık. Şöyle çıktı gördüğünüz gibi buraya girdiğimizde bu sizde hepsi açıktır. Bu Windows'un kullanmadığımız sistemleri falan işte alarmlar ve saat, 3B görüntüleyici. Bu arada alarmlar ve saati kapatınca burası saatteki görev çubuğundaki saat falan kapanmıyor yani o şekilde değil. Arka planda çalışmasını kapatıyor. Şuradan kapatalım. Bunlar arka planımızda gereksiz bir şekilde çalışıyor. Daha sonra buraya arama kısmına oyun yazalım. Oyun modu ayarlarına girelim. Oyun modunu etkinleştirelim. İlgili ayarlar var. Eğer yoksa burada grafik ayarları diye aratın. Buraya girmeden önce Xbox Game Bar'ımızı buradan devre dışı bırakıyoruz. Oyun modundan grafik ayarlarına girdik. Burada donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması var. Bunu buradan etkinleştirin, açık yapın yani. Daha sonra buradan göz at butonu var. Buradan CSGO'nun yüklü olduğu dosyayı buluyoruz. Steam'e giriyoruz. Steam Apps'e giriyoruz. Buradan Common, CSGO. Buradan CSGO.exe'yi seçiyoruz. Daha sonra seçenekler, yüksek performans, kaydet diyoruz.
Bu şekilde de grafik ayarlarımızı yapmış oluyoruz. Şimdi buradan çıkalım. Açıklama kısmında verdiğim linkten şu şekilde sisteme gidiyorsunuz. Sistemin burada tıkla indir butonu var. Tıkla indire bastıktan sonra açıklama kısmında şimdi kullanacağımız dosyayı size vermiş olacağım. Siz o dosyayı indirin. Kodlarda dosyanın içinde bulunuyor. Şimdi dosyayı şu şekilde görüyorsunuz. Sizde bu WinRAR arşivindedir. WinRAR ne diye soruyorsanız Google'a WinRAR yazarak programı yükleyebilirsiniz. Daha sonra RAR arşivi gelecek. Buna sağ tıklayın. Dosyaları ayıklayın. Daha sonra böyle bir klasör gelecek. Şimdi klasörümüze girdiğimizde GPU Settings var. PC Cleanup var. GPU Settings'te AMD ekran kartları için, Nvidia ekran kartları için ayarlar bulunmakta. Bu ayarları yapabilirsiniz. PC Cleanup'a geldiğimizde 2 adet dosyamız bulunmakta. Disk Cleanup diskimizi temizliyor. İkincisi de gereksiz dosyaları Windows'un oluşturduğu gereksiz dosyaları kaldırıyor. İlk olarak Disk Cleanup'ı çalıştırıyoruz. Temizlemesini istediğimiz sürücüyü seçiyoruz. Yani Windows'un kurulu olduğu C diskini seçiyoruz. Tamam'a bastık buradan. Böyle bir pencere geldi. Buradan gereksiz olan dosyaları işaretleyip burayı kapatın. Mesela geçici dosyalar 238 GB'mış. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Geri dönüşüm kutusu yani. Şöyle bakıyoruz. Windows Update temizlemeyi şey yapmayacağım çünkü Windows'umu güncelleştireceğim ben. Daha sonra tamam dedik. Dosyaları sil diyerek dosyaları silebilirsiniz. Bu işlem biraz uzun sürdüğü için yapmayacağım ben videoda. Daha sonra gereksiz dosyaları temizleme bat var. Bunu çalıştırıyoruz. Şu anda Junk Files demek gereksiz dosyaları temizlediğini söylüyor bize. Ben bunu daha yeni yapmış olmama rağmen bir sürü dosya birikmiş. Bu şekilde burası durunca silinmiş oluyor dosyalarımız. Daha sonra geri dönüşüm kutusuna sağ tıklayın. Geri dönüşüm kutusunu boşaltın. Bu şekilde de geri dönüşüm kutumuzu boşaltmış oluyoruz. Gereksiz dosyalarımızı silmiş oluyoruz. Şimdiki yöntemimizde şöyle Windows R tuşuna basıyoruz. Çalıştırımızı açıyoruz. Buraya msconfig, msconfig yazıyoruz. Tamam dedik. Böyle bir pencere açılacak. Ön yüklemeye geliyoruz buradan. Gelişim seçenekler, işlemci sayısını bu sizde şöyledir. Şöyle yapayım. Sizde bu böyledir, tikli değildir. Bunu işaretleyin. Buradan kaç tane numara varsa en yüksek olanı işaretleyin. Daha sonra tamam basın, uygulaya basın. Bu en yüksek işlemci çekirdeğinizi kullanmanızı sağlar. Daha iyi ayardır yani. Herhangi bir zarar gelmez. Uygula dedik. Uygulandı. Buradan başlatma bölümüne geldik. Görev yönetisini aça bastık. Buradan başlangıç bölümünü açtı. Bu ne demek? Windows'unuzu başlangıçta hangi uygulamaları çalıştırsın diye soruyor. Buradan mesela benim kullanmadığım bir sürü uygulama var. Ben bunları devre dışı bırakıyorum. Şu şekilde mesela neyi kullanmıyorum ben? Steam'in açılmasını istemiyorum ilk önce. Sonra bunun açılmasını istemiyorum. Başka açılmasını istemediğim şey bu var. Bunu da var. Tamam. Windows'un başlangıcının açılmasını istemediğim uygulamaları buradan devre dışı bırakmış oluyorum. Evet arkadaşlar, şu an tüm yöntemleri size gösterdim. Dediğim gibi şu açıklama kısmında verdiğim siteye gidip buradan tıkla indire basıp size vermiş olduğum dosyayı indirebilirsiniz. Dosyanın içine kodları koyacağım. Kodların açıklaması bir şekilde açıklamalı bir şekilde koyacağım. Buradan indirebilirsiniz dosyayı. Dosya önemli yani. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Diğer FPS artırma videolarımı kartlar kısmından veya kanalıma gidip videolarım kısmından bulabilirsiniz. LoL FPS artırma, Valorant, bilgisayar ezanlarına bir sürü videom bulunmakta. Onlara da göz atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hala değilsen kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda teşekkürünü bırakmayı unutma. Discord sunucumuzda da gelebilirsin. Hoşça kal. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. But just know I'm not your friend.